Merhabalar. Bugün Üsküdar Üniversitesi televizyonlarından mesai arkadaşım, doktor arkadaşım Sayın Doktor Songül Hanım'la birlikte ülkemizin gündemine bir numaralı gündem maddesi olarak oturmuş olan koronavirüs ve koronavirüsün yol açtığı enfeksiyonlar, toplumsal sorunlar konusunu konuşmak ve sizlere bilgilerimizi aktarmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Evet Songül Hanım, merhaba. Değerli arkadaşlarım, üniversitelerin YÖK kararıyla ülkemizde tatil edilmesinden sonra sizlere sesimizi bir şekilde duyurma maksatlı bir çabanın içine girmeye çalıştık. Bunun içinde en güzel yol olan online faaliyetler, haberleşmeler ve televizyon üzerinden bilgi aktarımları olacaktı. Doğal olarak biz de bu nedenle sizlere bilgilerimizi aktarmaya çalıştık. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Songül Hanım bu konuda çok tecrübeli, deneyimli. İstanbul Nöropsikiyatri Beyin Hastanesi'nin de bu alandaki uzmanı ve kliniğini yönetiyor. Aynı zamanda tıp fakültemizin enfeksiyon hastalıkları ana bilim dalı başkanı. Dolayısıyla kıymetli meslektaşımla beraber bugün sizlere bilgilerimizi aktarmaya çalışacağız. İsterseniz Songül Hanım ilk önce virüsün genel özellikleri ve enfeksiyonlarının akışı, seyri hakkında genel bir bilgi versin. Ben de araya kendi bilgilerimi nakletmek üzere girmeye çalışayım. Tabii ki. Buyurun. Evet, herkese merhaba. Gerçekten gündemimiz korona. Koronavirüs, koronavirüsle yatıyoruz, koronavirüsle kalkıyoruz. Her şeyi unuttuk, sadece bunu konuşur olduk. Fakat o kadar çok sosyal medyada, televizyon kanallarında, grup toplantılarında o kadar farklı konuşmalar, o kadar farklı söylemler duyuyorum ki bunların bazıları doğru, bazıları maalesef tamamen yanlış. Halkın da kafası karıştı. Bizler uzman olarak bu konuda doğru bilgilendirmeler yapmaya çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığımız ilk günden beri rehberler yayınladı, doğru bilgiler vermeye, kendi sosyal medya hesaplarından doğru bilgiler vermeye çabalıyor ama umarım bu kanalları izliyorsunuzdur, umarım o kanallardan bilgileniyorsunuzdur diye düşünüyorum ben. Haydar Hocam'la birlikte yine de elimizden geldiğince üniversitemiz çalışanlarına ve öğrencilerimize de yine küçük çaplı bir bilgilendirme yapalım dedik. Doğru ağızdan, bu konunun uzmanlarından koronavirüsü dinlesinler, anlasınlar istedik. Nasıl bir virüs bu, neyle bulaşıyor ve bundan sonra bizi neler bekliyor, nasıl korunmalıyız? Yani kısaca koronavirüsü konuşacağız. Korona ismi taç kelimesinden geliyor arkadaşlar. Yani Latince korona taç demek ve virüsün kendi yapısı bir kral tacına benzediği için de taç olarak isimlendirilmiş. Koronavirüs hayatımızda bizim aslında çok uzun yıllardan beri var. Çok uzun süredir biz koronavirüs enfeksiyonuyla enfekte oluyoruz. Ama bunu hiçbirimiz fark etmedik. Çünkü basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu yapıyordu. İşte öksürük, hapşırık, bazen ateş yükseliyordu, bazen hiç yükselmiyordu ve birkaç gün içerisinde iyileşiyorduk. Hastalık tamamen yok oluyordu. Ta ki 2002 yılına kadar. 2002 yılında ciddi akciğer enfeksiyonu lafının kısaltılması olan SARS koronavirüs adı verilen değişik bir koronavirüs ortaya çıktı. Koronavirüslerin tipik özelliği zoonotik olmaları, yani hayvanlardan insanlara geçiyor olmaları, yani bir ara konakçı olarak hayvan olması gerekiyor. SARS da öyle bir hayvan aracılığıyla insanlara geçti. Bildiğimiz kadarıyla 27-28 tane ülkeye yayıldı ve hasta ettiği kişilerin %9'unu, 10'unu öldürdü. Yani fatalite hızının yaklaşık %9'da 10'da olduğunu söyleyebiliriz. SARS çok korkuttu, gerçekten çok ölümcül seyretti ama bilim insanları geliştirdikleri ilaçlarla, aşılarla bugün için 2020 itibariyle SARS koronavirüsü yok etmeyi başardılar. 2012 yılında tekrar farklı bir koronavirüsle karşılaştık. Bu Suudi Arabistan'dan kaynaklandı. Değişik. Yani Çin'den, Uzak Doğu'dan değil. MERS koronavirüs çok daha ölümcüldü. 100 kişide 35 kişinin yaklaşık ölümüne neden oldu. Yani 100 hastada 35 kişiyi maalesef ölümle sonuçlanan hastalık seyrine neden oldu. Bu da yine bir hayvan aracılığıyla yayıldı insanlara ve yine yaklaşık 30 tane ülkeye yayıldı. Aynı solunum yolu şikayetleri vardı MERS koronavirüste de. MERS koronavirüste SARS kadar başarılı olamadık. Yani Suudi Arabistan'da şu an itibariyle MERS koronavirüs sayısı azalmakla beraber halen maalesef devam etmekte. Geldik 2020 yılının Aralık ayının sonuna. Aralık ayının sonunda bir pnömoni vakası ortaya çıktı. Çin'in Wuhan. 2020. 19'un aralığı. Evet. Tamam, doğru söylüyorsunuz. 2019'un aralığında Çin'in Wuhan eyaletinde bir pnömoni olgusu çıktı ve peş peşe 2, 3, 4, 5 derken 7 tane, sonra 27 tane oldu. Bunlar pnömoni olguları ve benzer özellikleri gösterdikleri ortaya çıktı. Sonra yapılan araştırmalarda bir bakıldı ki bu da bir koronavirüs ama bugüne kadar bildiğimiz, öğrendiğimiz koronavirüslerden farklı. Evet, biraz SARS koronavirüse benziyor ama ondan da bir miktar farklı. Yani mutasyona uğramış bir yeni koronavirüs, novel koronavirüs. O zamanki ismi böyleydi. Şubat ayının ilk günlerinde Çin dışında ilk vaka görülmeye başladı. Yani böylelikle Şubat ayından itibaren yavaş yavaş bütün dünyaya yayılır oldu. Başlangıcı böyle hocam. Evet. Ben kısaca özetlemeye çalıştım. Teşekkür ediyorum. Peki arkadaşlar çok merak ediyorlar Songül Hanım. Hocam belirtisi nedir? Şimdi bu zor bir soru. Enfeksiyon hastalıklarının belirtisi nedir deyince 30 tane insanın aklına geliyor ama en sık gördüklerimizi şöyle bir arkadaşlara hatırlatırsak. Söyleyelim, hatırlatalım. Hocam bunu öncelikle grip gibi belirtilerle başlıyor. Evet, siz de çok iyi biliyorsunuz. Yani burun akıntısı olabilir, hafif kuru bir öksürük olabilir, baş ağrısı olabilir ama en önemli belirti gerçekten 38 dereceyi aşan ateş ve çok uzun süren bir ateş. Evet. Bu çok önemli. Sonra kuru öksürük beraberinde balgam olabilir, olmayabilir ama süratle hastada tipik olan şu bulgu yerleşiyor, solunum sıkıntısı. Evet. Yani nefes alamama, bu çok önemli. Gerçekten boğulur gibi bir his ve nefes alamama, nefes açlığı, hava açlığı diyebiliriz buna. Evet. En tipik belirti bu hocam. Evet. Şimdi tabii bütün bu belirtileri falan konuştuktan sonra önlemleri nasıl alacağımızı ilerleyen dakikalarda uzun uzun konuşacağız. Şimdi arkadaşlar ben de şunu söylemek istiyorum. Enfeksiyon hastalıklarının kitaplarda belirtileri şunlardır filan diye yazar ama her kişide her belirti ortaya çıkacak diye bir kaide yok. Yani bir kişide ama bunu belirleyen Songül Hanım'ın da dediği gibi yüksek ateş, 38 derecenin üstündeki ateş. Kuru öksürük sıklıkla görülüyor diyorlar. Halsizlik tabii ki bütün enfeksiyon hastalıklarında. Eklem ve kas ağrılarından bahsediliyor. En azından 25'inde 26'sında bu görülüyormuş. Ama grip kadar değil hocam. Grip kadar değil. Evet, yani gripin mesela influenza diğer adıyla gripin tipik belirtisidir eklem ağrısı, kas ağrısı. Yani orada paçavra denmesinin nedeni odur zaten. Grip üçlüsünde subfebril ateş, burun ağız akıntıları ve eklem ve kas ağrıları, halsizlik. Aynen. Bu dördü en tipik belirti olurdu. Gripten bir farkı da şu, çünkü griple çok karıştırılıyor bu hastalık. Gripten çok daha hızlı kötüleşiyor bir. İkincisi gripte hocam kas ağrısı, eklem ağrısı, yorgunluk, halsizlik, yatağa düşme belirtisi çoktur ama grip çok nadiren zatüre yapar. Evet. Yani ama bu koronavirüs başlangıç o hafif evre çok kısa sürüyor. Sonra derhal zatüre yapıyor. Akciğere iniyor yani. Demek ki önemli bir izlem, kendimizi, yakınlarımızı izlerken solunum sıkıntısı başlıyor, zor soluk alıyorum, hava yetmiyor dediği anda mutlaka hastanenin yolunu tutacağız. Hızla hastanın durumu kötüleşebilir. Bu grip vakalarında böyle olmaz diyor Songül Hanım. Evet. Ve grip tabii ki o da çok ağır seyrediyor. O da ölüme neden olabiliyor ama bu inanın gripten çok daha ağır. Evet. Yeni bir tabii bizi korkutan durumu şu. Kıymetli arkadaşlarım, değerli öğrencilerimiz. Elimizde henüz tedavi ajanının olmaması bizi çok korkutuyor. Dünyada bu kadar çok yayıldı. Ve henüz tıp adamlarının buna karşı bir silahı yok. Onun saldırılarını çaresizce bekler durumdayız biz. Bir yandan da tabii laboratuvarda harıl bilim adamları bunun çaresini bulmaya çalışıyorlar. İki gün önce televizyon haberlerinde dinledim, cumartesi günü. Belçikalı bilim adamları laboratuvar ortamında virüsün etkilerini tamamen durduran tedavi ajanını keşfettiklerini ilan ettiler. İnsan deneylerine geçmişler 60 gönüllü üzerinde. Deneyecekler şimdi. Mutlaka deneyecekler ve bu öyle hani ila nihaya insanlık nereye gidiyor, öldük bittik hepimiz yok olacağız, böyle bir şey değil. Bunları konuşuyor olmamızın, gündem maddesi yapmamızın en önemli nedeni bilgili olmak. Cehalet en kötü şeydir hayatta. Bilgiden daha kıymetli bir şey yoktur. Bilgi korkuyu da yönetmemizi, endişeyi yönetmemizi ve böylece panik halinde akla hayale gelmez şeyler yapmamızı engelleyen en güzel silahtır aslında insan için. Çok doğru. Çok doğru hocam. Evet, kaldığımız yerden devam edecek olursak. Edelim hocam. Nasıl bulaşırı konuşalım istiyorsanız. Şimdi burada yanlışları da düzelterek anlatayım isterseniz lütfen, ben. Lütfen. Çünkü toplumda dediğim gibi az önce de sosyal medyada ve diğer kanalların bazılarında hatta maalesef doğru olduğunu söyleyen ama yanlış ifadeler söyleyen insanlar oldu, konuşmalar oldu. Şimdi öncelikle kişinin hasta olması, yani asemptomatik taşıyıcı ya da kuluçka döneminde olanları da katıyorum. Çünkü bazılarında da hiç belirti vermeden varlığını sürdürebiliyor. Tabii açıklayarak söyleyeyim, haklısınız. Asemptomatik ne demek onu da söylemem lazım. Şimdi virüsü kaptık diyelim, öyle başlayalım. 2 ila 14 gün arasında bir kuluçka dönemi var. Çoğunlukla 5-6 gün sürmüş bu. Bugüne kadarki tüm vakalardaki ortak bulgu bu. 5-6 gün sürmüş ama 2 gün kadar kısa, 14 gün kadar da uzun olabiliyor. Evet. Kuluçka dönemi. Evet. Ne demek kuluçka dönemi? Virüsü aldıktan sonra ilk belirtilerin kendimizde görülmeye başlayana kadar geçen süre demek kuluçka dönemi. İlk belirti dediğimiz nedir? Hapşırma, öksürme, işte göz yaşarması, yüksek ateş. Bunun altını çizerek söylüyorum. Yüksek ateşin olması. Tabii ki solunum yolu enfeksiyonu olduğu için solunum salgılarıyla bulaşıyor. Yani arkadaşlar kan yoluyla, idrar yoluyla, yediğimiz içtiğimiz gıdalar yoluyla bulaşmıyor. Burası kesinleşti. Mutlaka solunum çıktılarının, virüs taşıyan solunum salgılarının dışarıya saçılması lazım. Öksürme, aksırma. Öksürme, aksırma, tıksırma, burun akıntısı. Bunlarla, bu solunum salgılarıyla sağlam kişiyle aramızda 1 metreden daha yakın bir mesafe olduğunda ya onun direkt yüzüne karşı, yani gözüne, burnuna, ağzına değecek şekilde hapşırmamız, öksürmemiz lazım. Ya da bizim solunum salgılarımızın bir cansız yüzeye bulaşması ve o yüzeyin de temizlenmeden bir başka kişinin çıplak eliyle değmesi ve elini de yıkamadan yine ağzına, gözüne, burnuna değmesi gerekiyor. Yani mutlaka bir solunum salgısı çıkartı, virüs taşıyan bir salgı olması gerekiyor. Şimdi burada tabii şu çok önemli, Sağlık Bakanlığı'nın rehberinde de yayınlandığı gibi 1 metreden yakın mesafe ve 15 dakikadan uzun süreli temas. Evet. Bu iki cümleyi unutmaması gerekiyor hocam insanların. Bu şekilde bulaşıyor. Tabii ki buradan da anlaşılacağı üzere solunum salgısı, yani virüs taşıyan çıkartısı olmayan kişinin bulaşıcı olmadığını ilk planda düşünebiliriz. Ama dediğim gibi kuluçka dönemindeki bir kişi veya belirtileri hafif seyreden, herkes de çok şiddetli olmuyor çünkü sonuçta, belirtileri hafif seyreden bir insanın da bulaştırıcı olabileceğini de unutmamamız gerekiyor. Bir de arkadaşlar, diyelim ki bir kişi öksürdü, aksırdı. Artık o odaya bir daha hiç girmeyecek miyiz? Bu da önemli bir şey. Evet. Havada partiküller birkaç saat asılı kalabiliyor, küçük parçacıklar. Sonra yavaş yavaş zemine doğru düşüyorlar. Burada öyle bir şey olsaydı ya masanın üstüne ya da halıya doğru düşmüş olacaktı. Evet. Demek ki buradan anladığımız şey ne? Havada asılı partikülleri yok etmek için hafif böyle havalandırma, cereyanlı ortamda 1-2 saat odaları havalandırmanın çok faydalı bir şey olduğunu, bulunduğumuz ortamları... Evet. Açık havaya, başkalarıyla yakın temas olmayacak şekilde çıkmanın faydalı bir şey olduğunu ben de vurgulamak istedim. Kesinlikle hocam, çok doğru. Yüzey temizliğinin de bu nedenle önemi var zaten. Evet. Yani yüzeye havadan düştüğü için, yani evet, kişi direkt masanın üstüne doğru öksürmese de, masanın üstüne doğru hapşırmasa da, havaya hapşırsa da, o gelip yüzeye düşeceği için yüzeyi temizlemenin anlamı bu zaten. Evet. Yani o alışveriş merkezlerinde filan görüyorsunuz astronot gibi giyinmiş, tabii, insanların o havaya sıktıkları dezenfektanların anlamı da bu zaten. Tabii. Yani fark etmeden yüzeye düşen partikülleri yok etmek. Yok etmek. Ben kendi adıma şöyle yapıyorum arkadaşlar. Eve gittiğim zaman o gün kalabalık ortamlara girmişsem ceket, gömleğimi doğrudan yıkamaya, tabii, ceketi de bir askıya asarak açık havada geceleme. Biraz havalandırıyorsunuz. Evet, 6-8 saat, 9 saat. Bütün gece ayakkabımı da mesela dışarıda açık havada çıkarıyorum. Böylelikle virüsün bana bulaşmış olsa bile, vücuduma giysilerime bulaşmış olsa bile gece sabaha kadar havalandırmakla canlı kalamayacağını biliyorum. Güzel bir şekilde havalandırma önemli. Bunu mesela ceketi silelim diyor bazı kadınlar. Silmekten daha iyidir havalandırmak. Çünkü evet, virüs nemli ortamlarda kuru ortamlardan daha uzun süre yaşayabiliyor. Silme işlemini eğer yeterince başarıyla yapamazsanız, ki bu ihtimal vardır, o zaman ona bir daha fazladan yaşama şansı vermek gibi bir riski de getiriyorsunuz. Havalandırmak bu açıdan kendi kendine ölüme terk etmek en iyisidir aslında. Çok doğru. Şimdi bu virüsü alıp da hasta olan herkes ölüyor mu? Hah, oraya da girmek evet, lazım. Evet. Yani korkalım, tamam, tedbirimizi de alalım ki anlatacağız nasıl tedbirler almamız gerektiğini. Korkalım ama burada çok uç iki noktada buluşmamak lazım. Evet. Yani hep söylenilen cümleyi ben de tekrar etmek istiyorum. Ne çok rehavet içinde olmalı, ne de çok panik yapmalıyız. Evet. İki uçta da olmamamız gerekiyor. Tabii. Tedbirimizi alacağız, neyle karşı karşıya olduğumuzu bileceğiz ama korkmadan doğru hareket edeceğiz. Evet. Doğru korunma yolu izleyeceğiz. Şimdi çok rehavet içinde olmak, ya abartılıyor toplumda bu, hiç öyle bir şey yok aslında, basit bir gripmiş bu, geliyor geçiyor, hiç de bir öldürdüğüm yok demek. O kadar da çok değil. Çok yanlış. Tabii ki bu kadar da değil. Yani az sonra rakamları açıklayacağız. 6.000'i geçmiş durumda dünyadaki ölüm sayısı. Evet. Yani o insanların hepsi mi altta yatan hastalığı olan insandı? Hayır, çoğunluğu öyleydi. Çok panik yapmak da yanlış. Bu da hem malzeme tüketimi konusunda gereksiz aşırı derecede dezenfektan tüketimine, aşırı derecede el yıkamalara falan neden oluyor. Ve tabii ki psikolojileri de bozuluyor insanların. Tabii. Bu da doğru değil ama önlemimizi alacağız. Bazı insanlar var ki onlar daha riskli. Yani onlara bu hastalık geçtiğinde belirtiler çok daha ağır seyrediyor. Zatürre de çok ağır seyrediyor. Ondan iyileşmesi de tabii ki daha zor oluyor. Ve bu nedenle kaybettiğimiz, yani maalesef yaşamını kaybeden insanlar da daha çok o grupta oluyorlar. Kim bunlar? 65 yaş üstündeki büyüklerimiz en büyük risk grubu. Beraberinde altta yatan hastalığı olanlar ya da yaşa bakılmaksızın kalp yetmezliği olanlar, kronik böbrek yetmezliği olanlar, akciğer hastalığı olanlar, ki bunlardan en çok, en önemlisi kronik obstrüktif akciğer hastalığı, yani KOAH dediğimiz solunum sıkıntısıyla giden akciğer hastalığı olanlar, herhangi bir yerlerinde, vücudun herhangi bir yerinde kanser tanısı konmuş olanlar, yine aynı şekilde bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanmak zorunda olanlar, kemoterapi, radyoterapi alanlar, organ nakli yapılmış olanlar, bunlar birçok hastalık gibi koronavirüs enfeksiyonuna karşı da tabii ki riskli grup ve onlarda hastalık çok daha ağır seyrediyor. Altta yatan nedenlere özellikle bir daha dikkat çekmek gerekirse, evet, özellikle bu grubun kendisini çok iyi koruması konusunda altını çizelim. Evet hocam. Yalnız biraz önce Songül Hanım'ın dediği şeyde çok büyük bir gerçek yatıyor. Değerli dinleyiciler, şu çok önemli, plasebo etkisinden bahsederler. %30 etkili. İnsanın yani iç moralinin yüksek olması, bağışıklık sisteminin ayakta durması açısından %30 etkisi olduğu bilimsel araştırmalarla yapılıyor. Efendim? Çok ciddi bir oran. Ciddi bir oran. Yani şöyle, eskilerin bir deyişi vardır. Onlar hiç boşa söylenmiş sözler değil. korktuğun başına gelir filan diye. Evet. Korktuğu başına gelmek şu demektir aslında. Bir şeyden çok korkmaya başlarsan ona karşı kendini savunmasız hale getirip teslim bayrağını çekersin demektir. Dolayısıyla koronavirüste korkmaktan ziyade akıllı davranıp bağışıklık sistemini güçlü tutacak da, yani şunu, ben şuna inanıyorum kendi adıma. Samimi olarak söyleyelim. Hadi doktorluk filan da bir yana dursun. Ben Haydarsur olarak böyle bir enfeksiyonu almamak için elimden geleni yaptım mı yaptım. Bu bana bulaşmaz. Diyelim ki bulaştı. Ben bunu atlatırım arkadaş. Ben bu inançla yaşıyorum ve etrafıma da bu inancı vermeye çalışıyorum. Ama dikkat ettiyseniz birinci adımda korunma neymiş hepsini bir yerine getireyim de ondan sonra böyle bir kuru yiğitlikte olmuyor yani. Tabii tabii, tedbirimizi almamız lazım. Dolayısıyla paniğe mal yok, hafif bir endişe duygusu taşıyacağız, evet. Ve bu endişe bizi tedbir almamızda motor güç, enerji verecek bize. Normal zamanda yapmayı düşünmediğimiz tedbirleri bu hafif endişe vasıtasıyla almaya başlayacağız. Bu açıdan güzel. Etrafa da vay şöyle olmuş, vay böyle olmuş diye alevle, yangına, körükle gitmek yerine paniğe mal yok. Sakin olalım. Herkes kendi üstüne düşeni yapsın. Şöyle yapmak iyidir. Bunu yapılacağını ben uzmanlarından işittim. Bu böyle olmalıymış gibi. Gerekirse tanıdıklarınız vasıtasıyla bilgi doğrulamaya giderek birinci ağızdan en doğru bilgileri alın. Türkiye'de daha birinci vaka çıkmıştı. Bir tane vaka bildirilmişti bakan. 2 saat sonra sosyal medyada ilk ölüm oldu falan. Evet, evet. Böyle yalan haberler de sosyal medyada özellikle toplumu paniğe sevk edip bundan çıkar sağlayan binlerce, yüz binlerce insan olduğunu unutmayınız. Sizi özellikle yanlış bilgiyle paniğe yaratıp onun altından işte görüyorsunuz fahiş fiyatlarla malzeme satışlarından tutun. Çok daha başka maksatla Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere kadar, trollere kadar herkesin açık olduğu bir mecradan hangi bilginin nereden geldiğine çok dikkat etmek lazım. Bence bizim Sağlık Bakanlığımız bu açıdan çok doğru bir şey yapıyor. Evet. Hiçbir vakayı ya da hiçbir gelişmeyi gizlemedi. Vakalar çıktıkça da bunları bizimle paylaşıyor. Resmi site en temizidir, doğrulanmış bilgidir. Merak etmeyin, hiçbir şey gizlenmiyor. Bizden de zaman zaman görüş alıyorlar bakanlıktaki arkadaşlar. Bunu ben şahit olarak rahatlıkla size söyleyebilirim. Hocam yaptıkları, özür dilerim, yaptıkları çok doğru bir şey var Sağlık Bakanlığı'nın. Bakın diğer ülkelere de bakıyoruz tabii ki, izliyoruz biz de. Başka ülkelerde çalışan enfeksiyoncu arkadaşlarımız da var. Şimdi tarihler çok önemli. 29 Aralık'ta ilk pnömoni görülüyor. 31 Aralık'ta 2019'da ilk gerçekten bu farklı bir enfeksiyon diye fark ediliyor. Ocak ayının ilk haftasında tamam biz yeni bir koronavirüsle karşı karşıyayız deniliyor. Çin'de oluyor bütün bunlar. Evet. Ocak ayının 2. haftasında Türkiye Sağlık Bakanlığı rehber yayınladı hocam. Bu kadar erken davrandıkları için müteşekkiriz, teşekkür ediyoruz. Arkadaşlara tebrik ediyoruz. Yani o basiretli yönetim. Mesela bilim kurulunu kurmak fikri bile başlı çok başına güzel bir fikir. Bildiğim kadarıyla dün akşam güncelledim bilgimi. Başlangıçta 15 kişi, sonra 28 kişi oldu. Şu anda 30'u geçmiş bilim kurulunun üye sayısı. Bugün 13.30'da bilim kurulu tekrar toplanıp ülke çapında yeni tedbirleri açıklayacağız. Çünkü şimdi orada da bakın tabii konuştukça da aklımıza geliyor. Çok eleştiriler de var. Bu zaman zaman biz de yaparız bu eleştirileri ama eleştirileri de doğru yapmak lazım. Yerinde yapmak lazım. Neden bütün tedbirler bir anda uygulanmıyor? Bu hep soruluyor. Yani bilim kuruluna da soruluyor. Evet. Bizlere de soruluyor. Neden? Mesela ben hastanemde enfeksiyon kontrol komitesinin başkanıyım. Ve bizim de hemen bir korona ile ilgili bir özel grup oluşturduk. WhatsApp grubu. Pazar günü bile, cumartesi akşam bile, gece saat 2'de bile yazıştık. Tabii. İşte başhekimimiz de var bu grupta, başhemşiremiz de var, enfeksiyon kontrol hemşiremiz de var. Çeşitli grup. Taki işletme müdürümüz de var. Hastanenin yönetim ve enfeksiyonla ilgili kişileri var. Hocam biz de hastanemizde bile, yani küçük grupta bile bütün tedbirleri bir anda almıyoruz. Çünkü tabii, adım adım. Sizin uzmanlık alanınız. Pandemiyle mücadelede zaten önlemler basamak basamak alınır. Tabii. Yani rakamları izliyoruz. Hastalığın gelişimine bakıyoruz. Tedbir seviyesini bir derece daha sıkılaştırıyoruz. Tabii. Bir derece daha sıkılaştırıyoruz. Tabii. Yani bu basamak basamak olmazsa bu sefer sosyal hayat sıfırlanır. Pandeminin yapmadığı toplumu sen öldürmüş olursun. Aynen öyle. Yani şey hani biz kendi ağzımızla uzman olarak diyoruz ki panik yapmayın. Ama öbür türlü de hani bütün önlemleri bir anda alırsak da asıl paniğe biz sevk etmiş oluruz insanı. O yüzden tedbirli olmak, izlemek ve tedbirini de sıkılaştırmak, işte bu bizim işimiz. Lütfen tabii, uzmanların söylediklerine uysunlar, uygulasınlar. Bilim kurulunun söylediğini bütün halkımız, hepimiz biz dahil tabii, uygulayalım. En önemli mücadele bu hocam. Evet, gerçekten öyle. Demek ki şöylece özetleyecek olursak, virüsün karakterini aşağı yukarı tanıdık. 1 metre mesafeden insandan insana bulaşıyor ya da dolaylı olarak insanın öksürdüğü, aksırdığı bir yerden temasla vücudun giriş noktaları, gözler, burun, ağız ve benzeri yerlerden bulaşabiliyor. Bunlara dikkat edersek, hadi 1 metreyi tedbiren 2 metreye çıkararak, mesafeyi biraz aralıklı tutarsak bu günlerde, yediğimiz içtiğimiz şeylerde de hadi ağız yoluyla, sindirim yoluyla bulaşmıyor ama ağzımıza giren bir tabii, şey belki de solunum yoluna gitmesin. Genel tedbir bu zaten. O genel tedbirleri aldığımız zaman, hijyen kurallarını aşağı yukarı bize bulaşmasının önüne geçtik demektir. İlgililer de sosyal hayatı düzenleyen çok bence isabetli ve öngörülü tedbirler aldılar. Okullar tatil edildi. Bakın bir makale okudum geçen hafta. Okullar, hastalık ülkeye yayıldıktan sonra tatil edilmiş olsaydı, okulların tatil edilmesi %25 etkili olacaktı. Daha ülkeye yayılmadan tatil edilmesi %66 etki ediyor. Bunu Yale Üniversitesi'nde enfeksiyon hastalıklarıyla uğraşan, özellikle virüs salgınlarıyla uğraşan bir profesörün bir çalışması. Erken yayınlandı. Çok yani %60-70 etkili olacak kararı zaten ülkemizde yetkililer aldılar. Umre gibi, ben belki cuma namazlarının da burada birkaç ay Allah evimizden kıldığımız namazları da kabul eder. Ne olacak? Yani Peygamberimiz zamanında da ben öyle hani din tarihini çok iyi bildiğini iddia eden biri değilim ama ilgili birisiyim. Bir takım tehlikeler olduğunda cuma namazını herkes evde kılsın, öğle namazı şeklinde deyip böyle uygulamalar olmuş. Diyanet İşleri Başkanımız da aynı şeyi söyledi hocam. Tabii. Yani riskliler evde gelmesin, kılsın dediler evet, ama bence camilerde risksizlerin de birbirine bulaştırma açısından belki o da bugün gündeme alınabilir şeyde. Olabilir. İleride yetkililer ilgili tedbirleri alıyorlar. Uçak girişleri Avrupa'dan şu anda 11 ülkeden Türkiye'ye uçak seferleri durduruldu bugün itibariyle. Bunlar hep toplumsal olarak bizi koruyacak önlemlerdir gerçekten. Çin'de ortaya çıkan bu ve uzak doğu olan merkez, şu anda hastalığın merkezi Avrupa ülkesi olarak kaymış bulunuyor. Amerika'da da eğer önlemleri alamazlarsa Amerika'ya da kayacak. Hocam orası kesinlikle kayar. Şimdi rakamlar sizde de var, bende de var. Çin'den sonra şu anda en çok yaygın olan İtalya. Evet. İspanya, İtalya'ya çok yaklaştı hocam. Evet. Yani 2. bir İtalya olacak. Benim için şaşırtıcı, Avustralya'da çok hızla ilerliyor. Ben şaşırdım Avustralya'yı açıkçası. O kadar beklemiyordum orada. Evet. Yani hep Orta Avrupa'da kalır diye umuyordum. Evet. İşte Almanya, İtalya, İspanya o bağlamda gider diye düşünüyordum. İngiltere'de beklenenin üstünde olmaya başladı. Neden hocam? Bakın bunların hepsinin bir ortak noktası var. Olayı önemsememek. Evet. Birincisi hafife almak, evet, sonunda daha büyük çetrefil bir sorunla mücadele İtalya, Almanya, bakın bunlar gelişmiş ülkeler. Sağlık sistemleri gayet yerinde olan ülkeler. Almanya aslında ilk anda almıştı. Fakat İtalya'dan tekrar gelişlerde önünü alamadı. Evet, yani bu hani baş edemeyecek ülkeler değil bunlar. Tabii. Demek ki ya olayın ciddiyetine varamadılar dediğiniz gibi ya da korunma önlemlerini almakta geç kaldılar. Şimdi buradan yine doğru bilinen yanlışları da söyleyerek gidelim isterseniz. Hı-hı. Şimdi korunmanın birinci kuralı ve en önemli kuralı el yıkamak. Şimdi burada da yine az önce söylediğim gibi çok uç noktalara gitmememiz lazım. El yıkamanın da bir sınırı var sonuçta. Yani her dakika el yıkamak değil burada önemli olan. Kapalı bir yere girdik, toplu bir yere girdik. Ne olduğu belli olmayan yüzeylere değdik. İşte otobüse bindik, metrobüse bindik vesaire. Evimize geldiğimizde elimizi normal su ve normal sabunla yıkayalım. Burası çok önemli. İlla antibakteriyel, antiviral, antiparaziter vesaire sabunlara ihtiyacımız yok. Normal sıvı sabun bizim için yeterli. Normal çeşme suyu bizim için yeterli. Burada suyun ısısı önemli hocam. Çünkü bazı özellikle hanımlarımız, titiz hanımlar temizliği bile sıcak suyla yaparlar. Ellerini bile sıcak suyla yıkarlar. Evet. Bu yani benim birçok vakam, hastam var böyle. Ellerinizi normal oda ısısındaki suyla yıkayacaksınız. Aşırı derecede sıcak su hem elinizde dermatite yani tahrişe neden olur. Gözeneklerin de aşırı açılmasına neden olur. Gözenekler açıldığında oradan korona değil ama belki başka mikroorganizmanın girişini kolaylaştırırsınız. O yüzden normal ısıdaki suyla, normal sıvı sabunla elinizi 20 saniye kadar bir süre. Bunu da çok bastıra bastıra, çok ovalayarak yıkamak da değil. 20 saniyelik bir sürede yıkamanız yeterli. 30'a kadar saymak 20 saniye ediyor. Aynen öyle. Yukarı. Şimdi Amerikalılar ona bir şey bulmuşlar hocam. Happy birthday to you'yu 2 kere söyleyin diyorlar. Yani happy birthday to you demek ki 10 saniye ediyor söyleyince. Biz de daha dün annemizin öyle bir şey mutlu yıllar sana diyelim biz de. Mutlu yıllar sana'yı 2 kere söyleyin. Yani şaka bir yana gerçekten 20-30 saniyelik bir süre el yıkamak için yeterli. Şimdi burada elimizi çok fazla yıkamamamız gerektiğini belirttim. Bir de şu var. Yine hep bana sorulan ama yanlış olan bir şey. Hep doğru cümleyi söylemeye çalışıyorum. Burada da söyleyeyim. Dezenfektan, alkol bazlı dezenfektan. Su bulamadığımızda alkol bazlı dezenfektan mı kullanacağız? Şimdi burası çok önemli hocam. Evet. Alkol bazlı dezenfektanı kim kullanacak? Bir de o var. Ve ne kadar sıklıkla? Ve ne kadar sıklıkla kullanacağız? Şimdi alkol bazlı dezenfektanın elinizdeki kiri gidermediğini, temizlemediğini bilin. Bu çok fikse önemli. Eder. Aksine fikse eder. Evet. Alkol bazlı dezenfektan temiz olanın temiz kalmasını sağlar. Bu çok önemli. Evet. Yani elinizi normal su ve sabunla kirliyse yıkayacaksınız. Ondan sonra gerekirse dediğimde mesela biz hekimler bir hastayı muayene ettikten sonra hastanın herhangi bir salgısına temas etmezsek, ikinci bir hastaya geçersek arada alkol bazlı el dezenfektanını kullanıyoruz. Tabii. Başka türlü kullanmıyoruz. Tabii. Yani esas olan su ve sabundur. Alkol bazlı olan değildir. Bu çok önemli bir uyarıydı. Su ve sabun yerine kullanılacak bir şey değildir. Evet. Alkol bazlı dezenfektan dedi Songül Hanım. Doğru. Bir de maskelerle ilgili biraz konuşursanız. Hocam harika. Evet, o çok önemli. Evet. Şimdi o kadar çok konuşma oldu ki hocam maskeyle ilgili. Önce şuradan başlayayım. Kim maske takacak? Ne zaman maske takacak? Hangi maskeyi takacak? Evet. En önemli 3 başlık bu herhalde. Tabii. Şimdi sadece hasta olanlar mı maske takacak? Buna karar vermek bugünün koşullarında çok zor. Şöyle çok zor çünkü asemptomatiklerin olduğunu biliyoruz. Kuluçka döneminde olanları biliyoruz. O yüzden eğer açık havada tek başınıza ya da aranızda 1 metreden fazla mesafe olan insanların bulunduğu bir yerde geziyorsanız tabii ki sizin maskeye ihtiyacınız yok. Biz onun için Haydar Hocam'la birlikte üstünde dura neyi söylüyoruz? 1 metrelik mesafe 15 dakikadan uzun süre temas. Bu cümleyi hep söylüyoruz. Hani burada biraz düşünmeniz de lazım. Hani her şeyi biz söylemeyelim, siz de düşünün biraz. 15 dakikadan uzun süre kapalı bir ortamda 1 metreden yakın temas ne demek? Restorana girdiniz. Restoran çok sıkışık bir restoran. Zaten oraya girmeyin her şeyden önce de. Yani eğer illaki girmek zorundaysanız ve yakın mesafede temasınız olacaksa maskenizi takın. Bilmiyorsunuz çünkü karşınızdaki insanın ne olduğunu. Ama normal şartlarda panikli halde her yere de maskeyle gitmenize gerek yok burada. Öyle açık havada maskeye hiç gerek yok. Evet, ben yolda biliyorum. Yürüyen vatandaşlar evet, maskeyle çok gidiyor. Yanlış o. Çünkü yolda yanında yörende hiç kimse yok ki zaten. Yani niye maskeyi takarsın? Ama metrobüse binmek zorundasın. Sıkış tıkış bir ortam. Tabii ki tak o zaman maskeni, bilmiyorsun. Sadece korona için değil. Şu anda şu gerçeği de unutmayalım. Bugün için Türkiye'nin ve bütün dünyanın koronadan sonraki ikinci gerçeği influenzadır. Yani mevsimsel griptir. Mevsimsel grip şu anda koronanın gölgesinde kaldı. Ama halen devam ediyor. Tabii ki. Yani şu anda yine yüksek ateş yapan, yine öksürük, aksırık yapan bir grip de var. Yani tabii, bu maske sizi gripten de koruyacaktır sonuçta. Tabii. İki, nasıl bir maske? Şimdi bu da önemli. Maalesef üzülerek söyleyeyim, tabii ki ticareti de felaket bir hale geldi bunun. N95, N99 adıyla satılan özel maskelere bizim dışımızda hiçbirinizin ihtiyacı yok. Ve evet, hiçbir koşulda ihtiyacı yok. Tabii. Şimdi bu N95'leri, N99'ları biz enfeksiyon hastalıkları uzmanları bile her daim takmıyoruz. Bakın benim odamda, poliklinik odamda, yani hasta kabul ettiğim odamda, ki enfeksiyon hastalarını kabul ettiğimiz odada. Evet, ben enfeksiyon hastalıkları uzmanıyım. Yani bana gelen hasta %99 zaten bulaştırıcı. Ben bile odamda iki tip maske bulunduruyorum. Bir normal cerrahi maske, yani şu bildiğimiz basit kağıt gibi olan maskelerden bir tane. Bir de N95 adı verilen bir maskem tabii ki benim var. Neden? Ben bütün hastalarımı, yani bulaşıcı olduğunu düşündüğüm hastalarımı muayene ederken normal maske takıyorum. N95 takmıyorum. Çünkü ben hastayı muayene ederken, konuşurken, anamnez alırken zaten belli bir mesafedeyim. Tabii. Ama ne zaman ki hastanın boğazından örnek almam gerekiyor, ne zaman ki burnundan örnek almam gerekiyor ya da ağzının içini muayene etmem gerekiyor. İçine girecekseniz, aynen, evet, ve sekresyonla temas etme ihtimalim artıyor. O zaman N95 takıyorum tabii ki. O kadar. Bu kadar. Başka değil. Maskeyi hocam çıkarırken bu çok önemli. Yani bizi koruduğunu düşündüğümüz maskenin aslında bir bulaş kaynağı olduğunu da unutmayalım. Tabii. Yani da, bu çok önemli. Şey. Evet. Şimdi yapılan yanlışlar. Maske takılıyor, lastikli, tamam, kulaklara geçiriliyor ve konuşuyor kişi. Maskeyi eliyle düzeltiyor, burnuna takıyor, tekrar elliyor. Bakın, ve soluk alıp verdiği filtreyi kendisi bulaştırıyor. Kendisi bulaştırıyor ve tabii ki elledikten sonra elini de gidip yıkamıyor. Tabii. Şimdi maskelerin hiçbirinde, N95'lerde dahil, kendisinde, yüzeyinde mikrobu öldürücü bir kimyasal malzeme yok. Yok. Maske bir filtredir. Maske gelen mikroorganizmayı üzerinde tutar. Üzerinde. 400-500 nanomikron olduğu için büyük çaplı bir virüs maskeye yapışır, yakalansın diye. Aynen. Oraya yapışır kalır. Yani virüs oradadır. Biz bir maskeyi 4-6 saatten daha uzun süre takmayacağız bir kere. Evet. Bu süreyi doldurduktan sonra da maskemizi kulaklarından tutarak, yani lastiklerinden tutarak. Bu ağzımıza gelen yeri değil. Aynen. Maskenin lastik kısmından tutarak çıkaracağız ve maskeyi derhal kapalı bir çöp kutusuna atacağız. Kapaklı kapalı bir çöp kutusuna atacağız ve hemen ellerimizi su ve sabunla yıkayacağız. Bu çok önemli. Maske bulamayanlar için ben basit bir yöntem söyleyeceğim. Annelerimizin, babaannelerimizin taktığı tülbenti. İşte evet. 3 kat olacak şekilde katlayıp ağzımızı, burnumuzu kapsayacak şekilde bağlarken, ama ona bir destek daha, eskiden bizim önlük yakalarımız kolalanırdı ilkokullarda. Evet. Kola diye bir şey var. Bunu alabilirsiniz. Kola çok iyi bir şey tutucu, filtre şey. Süper, ve evet, hava almamızı da engellemeyen bir madde. Tülbenti kolalayın. Kendisi de dezenfektan özelliğine de sahip. Biraz da o zaman şekil de alabilir. Şekil de alabilir. Böylelikle diyelim 2-3 tane tülbentiniz olur. Her 4 saatte 5 saatte bir bunu değiştirirsiniz. Akşamleyin de yıkarsınız. Tülbent dediğiniz şey 2 saatte kurur. Nasıl olsa evinizde. Ertesi günde yani sağda solda yüzlerce liraya ona buna yalvararak cerrahi maske hiç peşinde koşmaya da gerek yok. Evde yapabilirsiniz evet, bunu. Bu bağlamda şeyi de konuşalım mı hocam? Yine çok gündemde olan yurt dışından gelenler ne yapacak konusunu. Tabii. Yani bu çok önemli çünkü evet, burada da bir takım yanlışlar bizim var. 18, lafınızı kestim. 18 vakanın 3'ü ABD'den, 7'si Avrupa'dan gelmiş, 1'i Umre'den. Evet. Toplam 11'i Yurt dışından geliyor. Bu 11'inin de kendi içlerinde bulaştırdıkları yakın da 18. Aynen, yakın çevrelerine bulaştırdık. Yani her şey yurt dışı menşeli. Şimdi tabii bu laf da bir zamana kadar olacak. Tabii bir müddet sonra içeride bulaşlar çoğalmaya başlayacak. Tabii. Yani biz de yurt dışı ülkeler gibi olacağız. Ama şu an için Sağlık Bakanlığı... Geciktirmiş olmaları bile güzel bir şey. Tabii. Ay en az daha ötelemiş oldular. Önemli. Bu çok güzel bir kazanım oldu Türkiye için. Şimdi bir takım tanımlar yaptı Sağlık Bakanlığı hazırladığı rehberde. Dedi ki olası vaka, yani şüpheli vaka, kesin vaka ve yakın temaslı kişi. Şimdi bu üç kavram kafanızı karıştırabilir, bu üç cümle. Bu ne demek? Olası vaka ne demek ya da şüpheli vaka ne demek? Ya benim işte teyzem şüpheli vakaymış ya da işte aradılar sağlık müdürlüğünden şüpheli vaka olduğu için karantinaya aldılar. Bu şüpheli vaka ne demek? Önce onu söyleyelim. Evet. Şüpheli vaka tanımını da değiştirdi gerçi 11 Mart'taki güncellenen rehberde, evet, ama ya kişinin kesin, yani laboratuvarda testi pozitif çıkmış olan kişiyle temas etmiş olması lazım. Şimdi 1 metreden yakın, 15 dakikadan uzun süre, tabii bunu tekrar söylemeyeyim, temas etmiş olması lazım. Ya kişinin yurt dışından gelen biriyle temas etmiş olması lazım ya da kendisinin yurt dışına gitmiş ve dönmüş olması lazım. Ama bunlarla beraber ateş, öksürük, nefes almakta zorluk gibi temel şikayetleri taşıyor olması lazım. Sağlık Bakanlığı buna 11 Mart'ta güncellediği rehbere bir madde daha ekledi. Ağır solunum sıkıntısı içerisinde olmak, nefes alamamak ve hastaneye yatışın gerekli olması durumu. Yani mutlaka, evet, hastaneye yatacak kadar ağır bir akciğer enfeksiyonu tablosunun olması. Böyle olan insanlarda yurt dışı hasta temasını şart koşmuyor artık. Evet. Biz bunlara şüpheli vaka diyoruz. Evet. Şüpheli vaka boğazından ve burnundan sürüntü örneği alınarak laboratuvara gönderilip test çalışılıp pozitif çıkana kadar şüpheli vakadır. Eğer testin sonucu negatif gelirse o şüpheli vaka kesin vakaya dönüşmez. Şüphe ortadan kalkar. Bir süre için kalkıyor hocam. Evet. Bir hafta sonra yeniden örnek alıyoruz. Tabii, aynen. İzlemeye devam ediyoruz. Ama şüpheli. Evet. Kesin vaka olmuyor. Kesin vaka olabilmesi için laboratuvardan pozitif sonucun gelmesi lazım. Tabii. Yakın temaslı ne demek? Çünkü şu anda mesela umreliler, hani umreden, evet, dönenler, evet, öyle diyeyim. Bunların birçoğu yakın temaslı. Evet. Birçoğu şüpheli vaka değil aslında. Evet. Yani 21.000 kişinin geleceğini açıklamışlardı. 21.000 kişinin şüpheli vaka olması söz konusu bile değil. Bunlar yakın temaslı. Tedbiren hepsini birden aldılar ve bu da güzel, basiretli, tabii, bir yaklaşım. Böylelikle içlerinden hangisi şüpheli vakaydı, hangisi değildi, o kuşkuyu ortadan kaldırdılar. Onlara da gelecek olan ziyaretçileri de engellemek için bunu yaptılar. Tabii. Bu çok doğru bir hareket. Tabii. Yakın temaslı demek şüpheli vakayla ya da kesin vakayla değil, bakın. Şüpheli vakayla ya da onun temas ettiği kişiyle temas eden demek. Evet. Yani kesin vakayla temas edeni şüpheli diyoruz. Şüpheli vakayla temas edeni de yakın temaslı diyoruz. Şimdi... Yurt dışından gelen birisiyle temas ettiniz ya da siz kendiniz yurt dışından geldiniz. Yurt dışından gelen kesin vakayla temas ettiniz ya da siz kendiniz yurt dışından geldiniz ama sizde hiçbir belirti yok. Sağlık Bakanlığı'nın önerisi 14 gün karantina, ama nerede? Evde. Evde karantina. Şimdi evde karantinayı nasıl yapacaksınız? Mümkünse tabii ki ayrı bir odada yatacaksınız. Tabii. Eğer mümkünse... Eşyalarını ayıracak. Evet. Yani havluydu, bardaktı. Ortak dolabı kullanmayacak. Evet. Aynen. Çataldı, kaşıktı, tabii ki tabaktı. Ayıracak. Havluyu ayıracak. Ve bulunduğu oda, yani yatıp kalktığı oda sık sık havalandırılacak. Tabii. Az önce sizin söylediğiniz gibi. Evet. Ortak alanlara geçerken, yani mutfakta hep birlikte ya da salonda hep birlikte ailecek yemek yeniliyor. Yani tamamen de odayı kapısının üstünden kilitleyin demiyoruz bu kişiye. Tabii. Ortak alana geçerken maskesini takabilir. Özellikle de evde 65 yaşın üstünde biri varsa mutlaka ortak alana geçerken maske taksın. Tabii. Kendisinde belirti olmasa da, tabii, maske taksın. Tabii. Ve tabii ki az önce anlattığımız el yıkama kurallarına da uysun. Önemli olan bu. O kişinin, karantinadaki kişinin hocam, çamaşırları normal 60-90 derecede normal çamaşır makinesinde, tabii, normal deterjanla yıkanacak. Tabii. Hani bunu da merak edebilirler. Yediği içtiği tabak, çatal ne olacak? Tek kullanımlık mı olacak? Hayır. Normal tabak, normal bardak bulaşık makinesinde yıkanacak. Tabii. Bunlarda bir özellik yok. Tabii. Virüs zaten Allah'tan dayanıksız. Evet hocam. Çok böyle dirençli ve bu temizlik koşullarına karşı koyabilen bir virüs olsaydı çok daha başka işimiz çok zor olurdu. İşimiz çok zor. Yani AIDS'te mesela işimiz niye bu kadar zor? Çok dirençli çünkü. Genel önlemler bunlar. Bir de şu da merak edilir mi bilmiyorum. Bana soruldu. Hani belki birilerinin hakkında gelir. Gebeler için özel bir şey var mı diye merak edilebilir. Şimdi 2 tane vaka biliyorum Çin'de. 3. trimesterlerinde, yani 6. aydan sonraki gebelikleri söylüyorum. 6'dan sonra 7, 8, 9. aylık gebe. Bu virüsü almış. Hasta olmuş, iyileşmiş. Doğum yapmış. Bebeklerinde virüs olmuyor arkadaşlar. Çünkü bu solunum salgılarıyla geçiyor. Kan yoluyla veya plazanta dediğimiz anne karnından geçişi gösterilmemiş. Anneler, o anneler, yani virüs taşıyan anneler çocuklarını emzirebilirler. Süte geçmiyor. Bir sıkıntı yok. Yalnız dediğim gibi 3. trimesterdeki gebeleri izleme şansımız oldu. Henüz hastalık 3 aydan fazla olmadığı için ilk trimester, yani ilk 3 ay ve 2. 3 aydaki gebeleri bilmiyoruz. Evet, onları bilmiyoruz. Yapmadılar. Ama bu tür bulaşıcı hastalıkların özellikle ilk 3 aydaki gebeler üzerinde, bebekleri üzerinde etkili olduğunu da biliyoruz. Tabii. Yani ilk 3 aydaki gebeler, özet onu söylemek istiyorum. İlk 3 aylık gebeler yine de kendilerini diğer insanlara göre daha sıkı korumalılar. Gelecek yıl, yani önümüzdeki mevsim Temmuz, Ağustos, Eylül gibi filan onlara ait bilgiler de oluşacak. Çok önemli bilgilerdi bunlar. Ölümlerle ilgili biraz konuşalım isterseniz. İran'da ölen 3 yaşında bir çocuğu saymazsak, ki o da lösemi hastasıymış, ağır başka bir hastalığı var. Onun dışında en genç ölüm 19 yaşında bildirilmiş. O da tek vaka. Onun dışında ölümlerin neredeyse %95'i 60 yaş üstü diyelim. Ve çoğunda, yine %90'ında mutlaka altta yatan bir neden var. İtalya hükümeti kendini bugünlerde böyle savunuyor. İtalya biliyorsunuz Avrupa ülkeleri içinde yaşlı nüfusu oranı en yüksek olan. 65 yaş üstü nüfus %23'müş İtalya'da. Yani her 5 insandan biri 65 yaş üstünde. %23, belki de her 4 kişiden biri demek lazım. Şimdi böyle olunca ölenlerin de tamamına yakınının yaşlı 70 ve üzeri yaştan kişilermiş. Dolayısıyla biz aslında o kadar kötü yönetmedik ama yaşlı nüfusunu, yaşlılar da direnemedi demeye getiriyor. Bu da bir savunma mekanizması ama yaşlıların da koruması lazımdı. Yani tabii tamamen yani sorumluluğu, korunma önlemini aldıktan sonra yaşlıları da kurtarabilirdi. Tabii eğlence mekanları falan ekonomik olarak zarar görmesin diye oraları biraz koronayı hafife alarak açık sosyal hayat tüm hızıyla devam etti. Bir Akdeniz ülkesi olmasının, İspanya'da da muhtemelen. İşte o yüzden İspanya ikinci İtalya olabilir hocam. Çok mümkün. Şimdi ama burada tabii hani her şeyi de devlete de bırakmamak lazım. Bakın şu anda Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile ortak dün gece bir açıklama yaptı. Dedi ki bugün itibariyle saat 10'dan sonra bütün gece kulüpleri, diskotekler, barlar kapanıyor. Tamam. Bunu anladık. Ama burada biraz bizim de düşünmemiz lazım hocam. Yani buradaki maksat nedir? Kalabalık ortamlardan uzak durun, duramıyorsanız ben kapatayım diyor. O zaman kahvehanelere de biz gitmeyelim. Yani illaki kapanması gerekmiyor. Okey oynamayı ver ya, gitme yani. Yani işte ne bileyim, az önce sizin söylediğiniz gibi hani cuma kalabalık ortam olduğu için söylüyorum. Hani çok da gitmek zorunda değiliz. Özellikle de yaşımız ileriyse gitmeyi verelim. Yani evimizde de ibadet etme hakkını Allah'ımız bize vermiş. Neden bunu kullanmayalım? Yani mesela böyle zamanlarda okulların kapalı olması beni hem sevindiriyor hem biraz da ürkütüyor bu AVM'ler yüzünden. Yani çocukların birçoğu, inanın benim de liseye giden bir oğlum var. Tabii o yapmadı ama onun birçok arkadaşı hangi AVM'ye nasıl gidelim diye program yapıyorlar. Yani bu bir tatil değil. Okulu kapatmanın hiç bir anlamı kalmıyor. Tabii yani bunu bir tatil olarak görmemek lazım. Aile ziyaretlerini yapmamak lazım. Yani bunu bir 14 günlük bir devlet bana bir tatil verdi. Ben de gideyim, anamı göreyim, babamı göreyim, teyzemi uzun süredir görmemiştim, ziyaret edeyim değil. Mümkün olduğunca insanların arasına karışmayın, evinizde oturun diye bu size verildi. Bu bir karantina. Ben bu ay normal olarak küçük bir burun ameliyatı geçireyim diye planlamıştım. Bakın okullarımız 3 hafta kapandı ama ben burun ameliyatı olmayacağım. Hastanelerde tabii hocam, şurada çok şart olmadığı sürece hadi gelecek sezona erteleyelim artık dedik. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi bir de ben vaktimiz de azalıyor. Vitaminlere biraz. Beslenme burada tabii bağışıklık sistemini güçlü tutmanın en önemli şeylerinden bir tanesi de beslenme şeyi. Özellikle A, B, C, D, E. İlk 5 harfi alfabenin şeyi saymazsak bu 5 vitaminde bir eksikliğimizin olmaması lazım. A vitamini zaten bağışıklıkta olmazsa olmaz. Diğerlerinin de her birinin kendine göre o bağışıklık sisteminde rolleri var. Toplumda sadece C biliniyor. Hani yok portakal, limon falan diye ama A, B, özellikle D vitamini kış aylarında güneşe çıkmıyoruz. Şimdi de kapalı ortamlarda. Ben öneriyorum o damlalıktan günde 10-15 damla her sabah ağzımıza damlatalım. Bunlar çok önemli. Yediğimiz gıdalarda eğer yeterince vitamin yoksa bağışıklık sistemimizde düşük kalacaktır. Ben bu dönemlerde takviye vitaminler alıyorum kendi adıma. Tabii. Eğer gıdanız tamsa buna gerek kalmıyor. Tabii ama ihtiyacınız varsa haklısınız. Evet. Tabii bağışıklık sisteminde iş bitiyor ya hocam. Her şey bağışıklık sistemi. Bakın o kadar konuşuyoruz. Ne ilaç ne aşı. Tabii ki onların da etkisi var. Rolü var muhakkak. Zaten ama bulunamadı bazısı şu anda. Aynen. Hoş denenenler var. Pardon bu arada hemen onu da söyleyelim. Tabii tedavisi yok diyoruz ama o da yanlış algılanmasın. Yani tedavisi yok demek bu hastalığın elimiz kolumuz bağlı oturuyoruz demek değil. Destek tedavilerimiz var tabii. Şimdi ateşi düşürüyoruz. Sıvı tedavisi yapıyoruz destek tedavisi. Solunum desteği veriyoruz. Solunum desteği veriyoruz yoğun bakımlarda, makinalarla. Evet. Ve denenen ilaçlar var. Mesela sizin çok iyi bildiğiniz benim de kullanma fırsatım olan kinin hocam. Evet, tabii. Bu hastalığın tedavisinde kullanıldı. Hala da kullanılıyor ve bazı hastalarda da başarılı kinin. Ne güzel. Klorakin yine bir sıtma ilacıdır. Tabii. Hidroksiklorokin bazı hastalarda başarılı oldu. Bizim AIDS'li hastalarda kullandığımız ritonavir mesela bir kombinasyondur o da. Bazı hastalarda Çin'de, İtalya'da denendi. Yayınlar var bu konuda. Tabii. Başarılı oldu. Yani bu bakın 80.000 kişi yuvarlak konuşuyorum. 80.000 kişi Çin'de hasta oldu. Bunun 60.000'i iyileşti. Yani tedavi oldu çıktı aslında. Tabii tedavi oldu, taburcu oldu. Bu 60.000 kişi sadece sıvı tedavisiyle ateşi düşürerek tedavi olmadı. Yani mesela influenza için kullanılan oseltamivir hocam, gripte kullandığımız denendi, başarılı oldu. Yani bazı hastalarda. Şimdi tabii elimizde olan ilaçları da deniyoruz mecburen. Tabii. Bilmediğimiz için tam olarak şu ilaçtır diye bir ilacı yok. Tabii, ama başarılı olan tedavide ilaçlar var. Ve tabii ki şu çok önemli. Biz bu virüse COVID diyoruz şimdi yeni ismi bu. Koronavirüs Infection Disease adından COVID-19 diyoruz 2019'da bulunduğu için ama hala SARS-CoV-2 diyoruz bakın. SARS-CoV-2 yani antijenik yapı olarak SARS'a çok benziyor. O yüzden SARS'ı konuşmanın başında söylediğim gibi SARS'ı yok etmeyi başardık. Yani onun antiviralleri burada da etkili olacaktır. Yarıyor zaten. Yani bu 60.000 kişi Çin'de kolayca iyileşmedi. Yani bunlar sayesinde iyileşti. O yüzden çok da paniğe kapılmamak lazım. Bunun için bunu anlattım. Yani elimiz kolumuz bağlı hastanın ölmesini beklemiyoruz. Yani böyle bir durum yok. Ama birebir spesifik ilacı yok yani. Aşı da geliştiriliyor ama en az bir yıl aşı. Öyle. Nihayetinde öldürücülük hızının da %3 oranında olduğu. Bu nedenle hani hastalığı küçümsemeyelim ama şu bile insanın hastalığı küçümsememesi için yeterli. 14 gün karantinada kalırsın. Hiç bir iş yapamazsın. Dolayısıyla en iyisi kendini koru. Bu en azından bunun için bile insan bütün koruma tedbirlerini sineye çeker diyoruz. Şeyimizin bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Umarım kendi meslektaşlarımıza, öğrencilerimize, onların ailelerine, halkımıza faydalı bilgiler aktarabilmişizdir. Yeni yeni bilgiler elde ettikçe, gerek duydukça Songül Hanım'la birlikte tekrar bu kameraların karşısına geçip sizlerle bunu paylaşacağız. Bu da bizim görevimiz zaten. Allah ülkemizi büyük salgından, büyük yayılımdan korusun. Önlemlerimizi alıyoruz. İnşallah üstesinden geleceğiz. Şimdiye kadar dünyanın en iyilerinden birisi olması nedeniyle tüm sağlık çalışanlarını ya da bu basiretli kararlara imza atan yöneticileri ben kutlamak istiyorum. Siz de kesinlikle. Buyurun son sözleriniz. Aynı fikirdeyim ben de. Gerçekten başından beri çok doğru bir politika izledi. Fakat isterse dünyanın en iyi Sağlık Bakanlığı bizde olsun, İsterse en iyi hekimler, hemşireler bizde olsun, İş yine kişide bitiyor. Tabii. Yani o yüzden önlemleri tabii ki alacağız. Çok güzel bir cümle var bugünlerde benim çok hoşuma giden. Olay salgın, pandemi küresel, tedbir kişisel. Evet. Bu çok güzel bir cümle. Yani lütfen bütün öğrencilerimize ve meslektaşlarımıza yönelik şunu söylemek istiyorum. Eğer ateşiniz yüksekse, nefes almada zorluk çekiyorsanız, öksürüyorsanız lütfen vakit kaybetmeyin. Bakın biz NP Beyin Hastanesi'ndeyiz ama en yakın sağlık kuruluşuna, içerisinde doktor olan bir sağlık kuruluşuna, dahiliye uzmanı, enfeksiyon hastalıkları uzmanı olan bir sağlık kuruluşuna, kulak, burun, boğaz ve göğüs hastalıkları uzmanı olan bir sağlık kuruluşuna lütfen vakit geçirmeden müracaat edin. Çünkü bu hastalıkta da diğer hastalıkta olduğu gibi ne kadar erken giderseniz kurtulma ve atlatma, hafif atlatma şansınız o kadar yüksek. Çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize iyi, sağlıklı, esenlik dolu günler dileklerimizle programımızı kapatıyoruz. Hoşça kalın.